Herkese merhaba. Geçen videomda Olaplex aldığımı söylemiştim. O geldi. Çok mutluyum. Ama o kadar uygun fiyata aldım ki, yani uygun fiyata almadım, Olaplex'in fiyatı zaten uygun değil. Ama piyasadaki fiyatlarına göre neredeyse yarısına falan aldım. O yüzden çok tereddütlüyüm. Bence sahte falan çıkacak. Her yerini inceledim. Şurada yazan bütün yazıları, işte şu arkasında yazan bütün yazıları, şurada QR kodu var, onu inceledim. Olaplex'in sitesindekiyle aynı. Her şey aynı. Bilmiyorum fiyatı neden böyle uygun. Deneyeceğim, eğer hiçbir işe yaramazsa o zaman belki sahte miydi acaba diyeceğim ama yani göreceğiz. 78 liraya aldım ben bunu, hepsi buradadan. Eğer işe yararsa aşağıya linkini koyarım, siz de alırsınız. Çünkü neden 75 lira vermek varken 150 lira verelim şu kadarcık şeye ve gerçekten küçük bir kutu. 100 mililitre olduğunu biliyordum ama kutu küçük yani. Saçlarımın şu anki durumunu göstereyim. Şuraları, özellikle ön tarafları çok yıpranık durumda. Arkalar daha sağlıklı. Olaplex'i daha açmadım. Kutusu, her şeyi böyle paketli duruyor. Bunu şöyle kullanmak gerekiyor. Islak saça tamamına, hem diplere hem uçlara uygulayıp minimum 10 dakika ama ne kadar fazla bekletirsek o kadar iyi şeklinde uygulamamız gerekiyor. Normalde şampuandan önce kullanın yazıyor üstünde ama ben saçlarımı bugün zaten yıkayacağım. Saçımda çok uzun süre Olaplex'in kalabilmesi için banyodan sonra süreceğim ve bir sonraki banyoma kadar saçımda kalmasını sağlayacağım. Daha çok işe yarar belki. Normalde saçlarımın boy ve uçlarına şampuan sürmüyorum ama buralarında çok fazla bakım kremi vesaire olduğu için onların çıkması için bu banyomda bütün saçımı yıkayacağım. Hatta mor şampuanla yıkayabilirim çünkü rengi birazcık şuraları sarardı. Şu üst kısımlar. O yüzden bugün mor şampuanla yıkayabilirim saçımı. Islak saçımı Olaplex'i süreceğim. 2-3 gün bekleyeceğim. Ondan sonra bir sonraki banyomda yıkayacağım. Evet, saçlarımı yıkadım. Mor şampuanla yıkadım. Hiçbir saç kremi falan sürmedim üstüne. Sadece şampuanlayıp çıktım. Zaten buralarım böyle bembeyaz oldu. Bazı yerler mordu. Böyle oluyor. Sonra geçiyor, bir sonraki yıkamada falan geçiyor. Saçlarım şu an pamuk gibi. Böyle çekersem falan kopup sünecek. Hafiften demini aldım. Hemen başlayacağım sürmeye ki saçlarım kurumadan sürüp bitireyim bu işlemi. Önden başlayarak süreceğim arkaya. Çünkü önlerim kurumak üzere. Şöyle bu kadar döktüm elime. Bayağı da döktüm aslında. Şimdi tüm saçımı sürdüm ama şöyle şuralarına bir baştan tekrar süreceğim. Çünkü oralarım en çok yıpranan yer. Kokusu çok güzel. Böyle sabun gibi bir kokusu var. Saçlarımı da böyle sanki duş sonrası ıslak saça sürülen saç kremleri gibi yaptı. Yani sanki onu sürmüşüm gibi bir hissi var. Zaten çok ıslak saçımı sürdüğüm için şu anda sert mi yumuşak mı onu da hissedemiyorum. Kuruduktan sonra bir nasıl olduğuna bakacağım. Yarın yıkayabilirim ya da bir sonraki duşuma kadar bekletebilirim saçımda bunu böyle. Bu kutudan da yaklaşık şu kadar kullandım. Ama ıslak saça sürmemin etkisi büyük. Kuru saçımı sürseydim çok zor yayıldırdım ve muhtemelen daha fazla kullanmam gerekirdi. Böyle bal mumu gibi bir dokusu var çünkü. Şimdi saçlarımı kurumayı bırakacağım. Yarın gün ışığında tekrar video çekeceğim. Evet, ertesi gün oldu. Şimdi saçlarımı açacağım. Akşam kuruması çok uzun sürdü saçlarımın, o Olaplex'i sürdükten sonra. Böyle jöle gibi falan oldu. Kururken sert sert oldu. Zaten sürdükten sonra yumuşatma gibi bir vaadi yok ürünün ama acaba fazla mı sürdüm diye bir tereddüt de ettim aslında. Açıyorum şimdi saçlarımı. Şimdi saçlarımı yıkayacağım. Kuruduktan sonra nasıl olduğuna bakacağım. Dediğim gibi zaten ürünün saçı yumuşatma falan gibi bir vaadi yok. Sadece bağların güçlenmesini sağlayacak ve saçların daha fazla kırılmasını engelleyecek, böyle bir vaadi var. Bir de ilk uygulamadan da işe yaramaz gibi bir şans, bilmiyorum, beklemiyorum aslında. Bir kutuyu bitirdikten sonra aslında bakmak lazım ürün gerçekten işe yarıyor mu yaramıyor mu diye. Evet, şu an bayağı saçlarım yapış yapış. Yani böyle bir sonraki yıkamaya kadar dururum, işte 3 gün beklerim, 5 gün beklerim falan diye atıp tutuyordum ama öyle bir şey yok. Mümkün değil yani, böyle durulmaz. Böyle şu anda şu yakından da göstereyim. Şimdi saçlarımı yıkayıp geleceğim. Kuruduktan sonra bakalım nasıl olacak. Saçlarımı yıkayıp geldim. Normal şampuanla yıkadım. Sadece diplerini, yine boy ve uçlarını yıkamadım. Üzerine de saç kremi sürdüm. Tişörtle sardım. Yani fena değil, yumuşak. Ama zaten duştan çıktığımda böyle oluyor. Şu anda pek bir şey anlayamıyorum. Kuruduğu zaman ancak anlayabilirim gibi hissediyorum. Duştan çıktığımda normalde saçlarım ıslakken aşırı esnek oluyordu. Şu anda o yok gibi hissediyorum. Gerçekten biraz daha güçlü gibi saçlarım. Yani tek seferde bu kadar etki olabilir. Böyle bir tane tele alıp çekiyorum. Çok da esnemiyor yani. Yine tabii ki birazcık sert çekersem kopar ama öncekine göre şöyle bir tuttuğumda, çekiştirdiğimde daha sağlıklı oldu. Olduğunu fark ediyorum. Saçlarımı fönle kurutmuyorum. O yüzden mecburen bekleyeceğiz kurumasını. 1-2 saat sonra tekrar video çekeceğim. Şimdi saçlarımı duştan sonra sıktığım saç bakım kremlerinden sıkacağım. Normal her zaman yaptığım gibi kurumaya bırakacağım. Bir şey diyeceğim. Saçlarım aşırı yumuşak oldu. Böyle bağladım ki biraz
daha normal görünsün diye. Dibime kaç puan? Eksi 10 üzerinden kaç puan dibime? Şimdi saçlarım tamamen kurudu. Olaplex'i yapmadan önceki haline göre çok daha kolay kuruyor birincisi. Saçım ilk boyadığım dönemde böyle o kadar suyu çekiyordu ki içine sünger gibi. Asla kurumuyordu banyodan çıktıktan sonra. Şimdi çok daha hızlı kurudu. Hatta ben düzgün şekillensin diye şöyle kıvırıp arkadan toplamıştım. Ona rağmen saçım çok hızlı kurudu. Bu da hani daha en azından daha sağlıklı olduğunu gösteriyor. Tabii bunun bütün etkisi Olaplex'ten mi yoksa boyamanın üzerinden biraz zaman geçmesinden mi kaynaklanıyor bilemiyorum ama yine de önceki haline göre durumu çok iyi şu anda. Böyle lastik gibi uzamıyor dediğim gibi çektiğim zaman. Böyle pıt pıt kopuyordu önceden. Şimdi kopmuyor gibi hissediyorum. Tabii öyle uçurumda bir fark yok. Saçımın Olaplex'ten önceki kalitesine 1 veriyorsam şimdi 2-2,5 veririm. Ama 1-1,5 puanda küçük bir artış değil bu durumdaki bir saç için. Olaplex'ten önce banyodan çıktığımda saçlarım böyle şurada böyle pamuk gibi toplanıyordu. Şu uçları özellikle çok fena bir durumda oluyordu. Bu sefer o olmadı. Yani Olaplex'ten sonra bu arada banyodan sonra işte saç krem spreylerinden sıktım. Normal sürdüğüm kıvırcıklar için olan yağlardan falan sürdüm. Bunları zaten yapıyordum. Yine yaptım. Ve saçlarım oldukça iyi durumda. Kururken de böyle çirkin çirkin kurumadı. Daha şekilli kurudu. Tabii benim kıvırmamın da etkisi var. Şöyle göstereyim yakından da. Kamerada biraz daha iyi çıkıyor bu arada saçımın sağlığı. Yani gerçekte birazcık daha belli oluyor ne kadar elektrikli olduğu. Elektrikli olma hali geçmemiş bu arada yani. Ama şöyle saçım zaten yıkanmasının üstünden 1-2 gün geçtikten sonra daha dingin, sakin, düzgün görünüyor. Yıkandıktan hemen sonra hep böyle oluyor. Bu saçımı hiç boyamadan önce de böyleydi. Galiba ilk videomda söylemiştim ben bunu. Benim saçım zaten böyle diye. O yüzden bana hiç garip gelmiyor o görüntü. Şimdi bu bir kutu Olaplex'i haftada bir kullanmayı düşünüyorum. Çok yıpranmış saçlar için haftada 2-3 kez kullanın diyor ama hiç gerçekçi değil. Çünkü bir kere saçı ıslatıp üzerine Olaplex sürüp sonra tekrar saçı yıkamak. 2 kere bir saç yıkama var yani işin içinde. Bence hiç gerçekçi değil. Haftada 2-3 kere bunu yapamam. Haftada bir kere yapacağım. Bu arada bol bol sürdüm ben. Gerçekten de bol bol sürmek gerekiyor. Olaplex alınmalı mı? Bunu da söyleyeyim. Yani her saçı yıpranan Olaplex almalı mı? En azından bir kere kullanmamın sonucunda ne düşünüyorum? Bunu da söyleyeyim. Bence çok yıpranmış böyle yanmak, kopmak üzere olan saçlar için çok işe yarayabilir. Öyle bir durumdaki bir saç için alınabilir. Ama böyle daha koyu renklere boyanmış yani platin değil de daha orta renklere boyanmış saçlar için gerçekten hiç gerek yok. Yani evdeki yağlarla işte saç bakım kremleriyle vesaire saç toparlıyor. Ama platin kadar yani benimki kadar bembeyaza kadar açılmış saçlar için bence işe yarar yani kesinlikle. Tabii bunu birinci kutuyu bitirdikten sonra söylemem daha doğru olur. Şu anda bir kerelik bir kullanımın sonucunda söylüyorum ama benim saçlarımı gerçekten bir kerelik kullanımda güzel toparladı. Yumuşaklığı çok iyi. Kururkenki hali çok iyi. Kuvveti de gerçekten çok daha iyi. Haftada bir kere yapıp bir kutuyu bitirdikten sonra muhtemelen o kutu 2 ay kadar gider haftada bir yaparsam. Orada rengi de bayağı güzel olmuş. Mor şampuan yapmıştım banyoda. Buraları iyice bembeyaz artık. En azından 1-2 ay sonra tekrar bir güncelleme videosu çekeceğim.